15 Temmuz gecesi kadar karanlık, bir o kadar bilinmeyen bir adam. Adil Öksüz. Anne babaların çocuklarını oynamaları için kapı önüne çıkarmaya cesaret edemediği 16 Temmuz 2016'da öğle sıcağında bir elinde valiz, bir elinde kendisi kadar kara bir çanta. Akıncı üssü yakınında tarlada yürüyor. Yorgun. Yorgun olmasın mı? Gece boyunca bir emriyle savaş uçakları havalanmış, bir emriyle tanklar palet döndürmüş, bir emriyle ölüm yağmış. 15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu. Yani uçak düşmüş, kara kutu kayıp. Onu çözmeden 15 Temmuz'u anlamaya kalkışmak herhalde bir uçak kazasından sonra yerdeki metal parçalarını toplamaktan ibaret kalır. Bu karanlık adam gazeteci Müyesser Yıldız'a göre 15 Temmuz'dan önce de devletin elbette bildiği, başka istihbarat örgütlerinin elemanı olduğu açık biriydi ve 16 Temmuz'da kaçırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Eski Daire Başkanı, Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat kitabının yazarı Hanifi Avcı'ya göre 15 Temmuz'da tam da anlaşılamayan Halim Selim duruşuyla hengamede kurtulmuş biriydi ve sorgulanabilseydi bütün bir zinciri tamamlayacak bir mahrem FETÖ imamıydı. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. 15 Temmuz günü saatler 13 gösterdiğinde bir binbaşı Milli İstihbarat Teşkilatı'na giderek darbe yapacaklar dedi. Bu ihbarla Türkiye uzun bir geceye hazırlanmaya başladı. Devlet durumu anlamaya ve önlem almaya çalışırken o saatlerde Akıncı Hava Üssü başta olmak üzere birçok askeri tesiste günlerdir gizliden gizliye sürdürülen hazırlıkların sonuna geliniyordu. Saatler gece 03'e kurulmuştu. Hazırlıklar bu saate yapılıyordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın makam arabası saat 18'de Genelkurmay Başkanlığı karargahına giriş yaptı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ile görüştü. Bu görüşme darbe girişiminin planlanan saatte değil, daha erken bir saatte alınmasına neden oldu. Aylardır sürdürülen çalışmalar sonucu Akıncı Üssü'ndeki 143. Filonun gazinosu darbe girişiminin yönetim merkezi haline getirilmişti. Hakan Fidan'ın karargaha geldiği bilgisi üzerine darbe girişiminin saati erkene alındı. Artık iki taraf da birbirlerinin adımlarından haberdardı. Saatler 22.08'i gösterdiğinde ilk uçak Akıncı Hava Üssü'nden havalanarak Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı. Sonrası ölüm, direniş, korku. Biz şimdilik o geceyi tarihçilere bırakalım ve filmi biraz ileri sarıp karanlık adam Adil Öksüz'e dönelim. Darbe girişimi bir şekilde başarısız olup günü ağarınca 16 Temmuz sabahı saat 09.40'tan itibaren darbeci askerler birer birer teslim olmaya başladı. Akıncı üstünden asker ve siviller kaçıyordu. Kaçışları önlemek için Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir ekip oluşturuldu. Devriye atmaya başladılar. Karakol görevlileri Akıncı'dan 650 metre uzaklıkta bir elinde siyah valiz, diğer elinde siyah bir el çantası, açık mavi gömlekli bir sivilin öğlen sıcağında patika yolda yürüdüğünü fark etti. Kolluk görevlileri silah çekerek o sivili durdurdu. Jandarma görevlilerinin "Sivil misin, asker misin?" sorusuna "Ben sivilim, tarla bakmaya geldim." yanıtını verdi. O isim Adil Öksüz'den başkası değildi. Kimdi bu Adil Öksüz? Devriye atan jandarma yeri bilmiyordu belki ama devlet biliyor muydu? Kendisi de FETÖ mağduru olan gazeteci Müyesser Yıldız'a göre elbette biliyordu. Hem de en az 15 Temmuz öncesinde isimleri, resimleri sanki kaçsınlar diye çarşaf çarşaf yayınlanan sivil imamlar kadar biliyordu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce sadece yargı değil, TSK başta olmak üzere devletin birçok kurumunda FETÖ'cü listeleri hazırlandığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Dava dosyalarından, çıkan belgelerden, verilen ifadelerden. Sizin de vurguladığınız gibi en somut örnek 15 Temmuz'dan 1,5-2 yıl önce FETÖ'nün il ve ülke imamı olduğu öne sürülen isimlerin tablosunun iktidarı destekleyen Sabah ve Star gazetelerinde yayınlanmasıdır.
Bu konuyu biraz detaylandırmamız gerekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ çatı iddianamesini hazırlamaya çalışırken 2014'te önce Türkiye'deki şehir imamlarının fotoğrafları ve adları yayımlandı. Sonrasında bunların tamamının kaçtığı ortaya çıktı. Şubat 2015'te de Sayın Recep Tayyip Erdoğan aynen şunları söyledi. Türkiye'deki şehir imamları açıklandı ve hepsi birden kaçıverdi. Yakında belki de ülkelerin imamları açıklanacak, uluslararası camiada bakalım neler olacak. Erdoğan'ın bu sözlerinden sadece 3 gün sonra 11 Şubat 2015'te Star gazetesinde bu defa ülke imamlarının tam sayfa tablosu yayımlandı. Bu defa ne mi oldu? Tabii onlar da kaçtı. Bu süreçle ilgili şu notu da ekleyeyim. Soruşturma yürüten dönemin savcısı bu gazetelerin yönetimlerini arayarak siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dedi ama geçmişler olsun. Aynı konuda önemli bir ayrıntı daha var. Biliyorsunuz mecliste 15 Temmuz darbe teşebbüsünü araştırma komisyonu kuruldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar gibi MİT Müsteşarı Hakan Fidan da komisyona gitmeyip yazılı bilgi ve rapor gönderdi. MİT'in Mayıs 2017'de gönderdiği raporda ne vardı biliyor musunuz? Gizli damgalı 7 tablo. Ne tablosu mu? İsimleri ve fotoğraflarıyla FETÖ, PDY'nin 15 Temmuz öncesi diğer ülkelerdeki sorumluları yani dünya imamlarının tablosu. Ve 2 yıl önce iktidar medyasının yayımladığı tablolar ve fotoğrafların neredeyse birebir aynıydı. Buradan çıkan sonuç ne mi? Ya MİT dünya imamlarını isim isim biliyordu, hatta çoğunun fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla bunları takip etmişti. Ya da koca istihbarat örgütümüz 2 yıl önce gazetelerde yayımlanmış listeleri meclise göndermişti. O süreçte FETÖ'nün önemli adamlarının yurt dışına kaçması engellenemedi denildi. Acaba engellenemedi mi yoksa engellenmedi, hatta kaçmalarına yol mu verildi? Tam burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım 2017'deki şu sözlerini hatırlamamak olmaz. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü dedi. Devletin Adil Öksüz'ü 15 Temmuz'dan önce bilip bilmediğine gelirsek, elbette biliyordu. Belgesi mi? FETÖ çatı davası iddianamesi. Malum bu iddianamenin hazırlanmasına 17-25 Aralık'tan sonra başlandı, yıllarca sürdü. 15 Temmuz'dan hemen sonra da kabul edilip dava açıldı. İşte bu iddianamede Adil Öksüz'ün de adı vardı. Polis ve savcılar Adil Öksüz'ün Cemal Türk isimli bir şüphelinin eşinin kardeşi olduğunu ve Deniz Kuvvetleri imamı olduğunu tespit etmiş, TC numarasına kadar dosyaya koymuştu. Ancak ilginçtir, karakola bile çağrılmamış, iddianamede ondan hiç bahsedilmemişti. Dahası var. Kısaca köz denilen Kemalettin Özdemir'i bilirsiniz. Eski emniyet imamıydı. Fethullah Gülen'le yollarının ayrıldığı, sonrasında FETÖ'yle mücadelede devlete yardım ettiği falan söylendi. İşte FETÖ çatı davasında bu Kemalettin Özdemir de tanık olarak dinlendi. Tarih 13 Ocak 2017'ydi. Ben de o duruşmadaydım. Mahkemede 15 Temmuz darbesi öncesinde emniyetteki FETÖ yapılanması konusunda yaptığı çalışmalardan söz edip bunları devletin en üst katına ve MİT müsteşarına anlattığını, böylece gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bir avukat 2012 ve 2013 yıllarında Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri imamı olduğunu yetkili yerlere söylediniz mi diye sorunca da hem Sabah gazetesine hem yetkililere bildirdim. Bunu söylememeliyim. MİT'te resmi de dedi, sözünü yarım bıraktı. Anlaşılan MİT'te Adil Öksüz'ün resminin de olduğuydu. Deneyimli emniyetçi, kendisi de FETÖ'nün gazabına uğramış, yazdığı kitaplarla FETÖ'nün fotoğrafını çekmiş, Hanifi Avcı'ya göre ise Adil Öksüz, mahrem yapının en karanlık hücrelerinde saklanmıştı. Bu nedenle devletin 15 Temmuz'dan önce bilgisi çok da belirgin değildi. En azından ismi duyulduğunda kulak kabartılacak kadar değil. Burada çok önemli bir nokta Adil Öksüz. Ancak 15 Temmuz'a kadar bir veya iki ifadede adı geçse de
çok net, kişinin varlığı hakkında çok bilgi sahip değil devlet. Bu kişinin görevleri hakkında çok şey bilmiyordu. Zaten çok tanınmış da bir sima değildi. Belki yakın bilinen insanlar sadece cemaat taraftarı, Gülen taraftarı diye bilse bile bu tür bir gizli görevi olduğunu örgüt içerisinde, cemaat içerisinde çok fazla insan bilmiyordu. Çok az sayıda bir ifade de geçmişti. 15 Temmuz gecesi yakalandığında önce tam olarak anlaşılamadı. Sadece yakalanan ki binlerce kişiyi ayıklamak, gözaltına alacak, gözaltına almak, bırakır bırakmakla yapılan işlemler esnasında bir polis memurunun yaptığı araştırmada hakkında böyle bir cemaat mensubu diye bilgi olduğu görüldü. Bu kişinin sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi istendi ancak o gün alınan binlerce kişinin gözaltında olması, bu kişilerin nakledilmesi, taşınması konusunda çıkan sorunlar ve kargaşa dolayısıyla aynı bölgede yakalanan birçok insan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürüldü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sorgu merkezi olarak kullandığı ya tutuklu merkezine, gözaltı merkezine kullandığı kapalı spor salonuna taşındı ama o gün taşıma esnasında yapılan hatayla Adil Öksüz bu taşımada götürülemedi, orada kaldı. Aynı gün yakalanmış birçok kişiyle birlikte Batı Adliyesi'nden Sincan Adliyesi'ne çıkarıldı. Suç yeri itibariyle onların adliye çıkarılması gerekiyordu. Sincan Adliyesi'ne ve Sincan Adliyesi'ni işlem gördüler. Tabii ki durumları çok net bilinmediği için sadece yakalandıkları zaman bulundukları bir anormal vardı. Onlar bir tarla içerisinde özellikle darbenin hava kuvvetlerinin idare edildiği merkezin hemen yakınında bir arazide bulunmuşlardı. Ama üzerinde yeterli bilgi doküman yoktu. Bu kişiler de çok ciddi kayıtlar olan tanınan insanlar değildi. Sadece bulundukları gariplik üzerine mahkemeye çıkarıldılar. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Belki tarlada bir elinde valizi, bir elinde kara çantası olduğu halde gariplik üzerine rastgele yakalanmıştı Adil Öksüz. Ama asıl gariplikler bundan sonra başladı. Adil Öksüz jandarma karakoluna getirildiğinde saat 12.12'yi gösteriyordu. Kazan jandarma karakolunun güvenlik kamerasına takılan bu görüntü aslında Adil Öksüz'ün tek görüntüsüydü. Darbenin yönetim merkezi olan 143. filoda çok sayıda asker ve sivil imamın görüntüleri ortaya çıkmasına rağmen Öksüz'ün hiçbir kamera görüntüsü yoktu. En azından açığa çıkmadı. Adil Öksüz karakola geldikten sonra istihbaratçı polis memuru tarafından kimliği sorgulandı. Merkezden polis memuruna Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğu söylendi. Hatta polis memuru Öksüz'ün yüzüne "İmamsın oğlum, bundan sonra bizdesin. Seninle daha özel ilgileneceğim" diyordu. Sonra karakolda o sırada gözaltında bulunan darbeci askerlere dönüp "Bu sizin imamınız, size emirleri bu getiriyor. Koskoca albay olmuşsunuz, şu adamdan emir alıyorsunuz. Görün işte halini. Gelsin kurtarsın kurtarabiliyorsa Fethullah'ınız. Bu, buranın imamı, ben öğrendim, emirleri veren bu" şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Yani devlet aslında Öksüz'ün kim olduğunu 16 Temmuz günü öğle saatlerinden itibaren öğrenmişti. Yoksa bu sözler Adil Öksüz'ün kaçırılması için bir danışıklı dövüş müydü? İstihbaratçı polis, komşusunun camını kıran çocuğuna komşusunun önünde tokat atıp evde o çocuğunu okşayacak babanın rolünü mü oynuyordu acaba? Bu sözler Adil Öksüz'ün yüreğine su mu serpiyordu yoksa? Çünkü o saatten sonra peşi sıra gariplikler yaşanmaya başlandı. Öksüz'ün kimliğini öğrenen istihbaratçı polis heyecanla amir olan Ankara İstihbarat Şube Müdürü'nü aradı. Bilgi verdi. Şube müdürü Öksüz'ün kimlik bilgilerini üstlerine, İl Emniyet Müdürü'ne, Ankara Valisi'ne ya da Cumhuriyet Savcılığı'na ulaştırmadı. O şube müdürü sonraki günlerde verdiği ifadesinde Adil Öksüz ismiyle ilgili kendisine bilgi verilip verilmediğini hatırlamadığını iddia edecekti. Sır plakalı aracılığıyla Ankara'ya gelerek darbe toplantıları yapan, darbenin talimatı için Fethullah Gülen ile bizzat görüşen Adil Öksüz, o jandarma karakolunda sıradan bir darbeci muamelesi görüyordu.
sorgulanmak için sırasını bekliyordu. Ancak öksüzün sıradan biri olmadığını fark eden bir devlet görevlisi jandarma karakolunun kapısından girdi. Bu isim Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'ydı. Öksüz'ün yanına gitti. Sarıkoca Öksüz'e, "Bu kadar sivil vatandaşı İslamiyet'teki hangi kritere dayanarak öldürdünüz?" diye sordu. Öksüz de, "Biz bunları tasvip etmiyoruz" karşılığını verdi. Aralarında ayetlerle atışmalar başladı. Öksüz bir ilahiyat doçenti olmasından kaynaklı olsa gerek, masum insanların öldürülmeyeceğine ilişkin bir ayet okudu. Sarıkoca da Öksüz'e, "Niçin söylediğiniz şeyleri yapmazsınız?" mealindeki ayetle karşılık verdi. Aralarında Arapça konuşma geçiyordu ve karakolda başkaca kimse Arapça bilmiyordu. Sarıkoca sonraki günlerde alınan ifadesinde Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğunu buradaki jandarma görevlileri de biliyordu. Çünkü Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğu konusu o gün orada dillendirilmişti ve herkes çok net bağırarak bunu söylüyordu. Açıklamasını yaptı. O başbakanlık müşaviri, AKP ile Gülen cemaatinin ortaklığının bozulmasına neden olan 17-25 Aralık sürecinde Fethullah Gülen'in kendi cemaat üyelerine Bank Asya'nın kurtarılması için para yatırın talimatından hemen sonra bankaya giderek 22 bin lira parayı bankaya yatıran bir isimdi. Sarıkoca'nın gizemi bununla da sınırlı değildi. Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra gittiği İstanbul'da telefonlarının sinyalleri tespit edildi. İlginç olan da aynı gün 18 Temmuz günü Sarıkoca'nın cep telefonu da İstanbul'dan sinyal veriyordu. O jandarma karakolundaki tek gariplik gizemli başbakanlık müşavirinin ziyareti değildi. Öksüz ile birlikte darbe girişimini yöneten sivil imamlar, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 18 kişi sorgulanmak üzere aynı gün karakola götürüldü, emniyete götürüldü. Ancak en kritik isim darbenin bir numaralı yöneticisi olan Öksüz ile birlikte 11 kişi karakolda bırakıldı. İlk grubu götüren araç karakoldan uzaklaşırken gelen ikinci polis aracına Öksüz ve diğer 11 şüpheli bindirilmek istendi. Ancak bir polis memurunun "Onu götürmeyin, ne yapacaksınız? Onu götürmeyin." demesi üzerine Öksüz araca bindirilmedi. Öksüz karakolda önündeki duvarın dibinde bekletilmeye başlandı. Uzun bir gecenin ardından uzun bir gün olan 16 Temmuz günü de bitmişti. Öksüz hala jandarma karakolunda bekliyordu. 17 Temmuz gününün ilk saatlerinde saat 02 sıralarında Öksüz ve 11 şüpheli darbe girişimine ilişkin ana soruşturmayı yürüten Ankara Başsavcılığına değil de Sincan ilçesindeki Batı Adliyesi'ne götürüldü. Gariplikler sürüyor. Darbe girişiminin planlanmasından icrasına kadar her şeyi bitirebilecek ve her şeyi bilebilecek olan bir kişi olan Adil Öksüz adeta kaçırılırcasına gözden uzak bir ilçenin savcılığında sorgulanmak isteniyordu. Öksüz'e gösterilen müsamaha bununla da sınırlı kalmadı. Öksüz nezarete alınmadan önce üst araması yapılmadı. Hatta jandarma komutanı Öksüz'ün telefonunu delil poşetinden çıkarak avukatını araması için kendisine verdi. Jandarma komutanı ayrıca Öksüz'ün bilgilerinin yer aldığı şeffaf mavi renkli dosyayı da savcılığa teslim etmedi. Böylece Öksüz bomboş bir dosyayla savcının önüne çıkarak ifade verdi. Savcının önüne giden dosyada affedilmeyecek bir eksiklik daha vardı. Gözaltı listesi hazırlanırken Öksüz'ün sivil olduğu bile yazılmamıştı. Öksüz, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle hakimin önüne çıkarıldı. "Tarla bakmaya geldim," dedi. Hakim de kendisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten savcı karara itiraz etti. Bir başka hakim tarafından da bu itiraz reddedildi. O gece Sincan Adliyesi'nde tam 100 şüpheli vardı. 99'u tutuklandı. Bir tek o, Adil Öksüz tutuklanmadı. Bu duruma Öksüz'ü savunmak için görevlendirilen avukat bile şaşırmıştı. Serbest kalan Öksüz nezarethaneye döndü. Yerden yüksekliği 50-60 cm olan valiz ve içindeki eşyalar ile telefonları teslim aldı. 51 adet 200 TL, 11 adet 100 TL, yani toplam 11.300 TL.
36 adet 100 dolar yani 3600 dolar, 3 adet flash bellek ile yer koordinat belirlemeye yarayan GPS aracı cihazı. Hatta bütün malzemelerimi eksiksiz teslim aldım şeklinde tutanak bile imzaladı. Bütün bu olup bitenler birçok soruyu gündeme getiriyordu. Adil Öksüz önemli adam denilerek kaçırılmak için mi diğer darbecilerden ayrılmıştı? Başbakanlık müşavirinin karakolda ne işi vardı? Karşılıklı ayet atışmaları sırasında şifreler mi alınıp verildi? Dosyayı hakimin önüne neden eksik çıkarıldı? O günlerde yolda bulduğu elektronik aleti inceleyen devlet Adil Öksüz'e flash belleğini ve GPS cihazını nasıl öyle kolayca verdi? Ve dahası devleti ele geçirmek için yıllarca, darbe yapmak için aylarca plan yapan FETÖ en önemli adamını tarladan neden yürütüyor ve onu alıp gitmiyordu? Sorular çoktu. Müyesser Yıldız bunlardan bazılarına şu yanıtı veriyor. Biliyorsunuz Adil Öksüz Akıncı Üssü civarlarında bir tarlada yakalandı. Arsa bakmak için orada olduğunu söyledi. Eğer darbenin planlayıcısı o ise elbette ki başarısızlık ihtimaline karşı bir kaçış planının olması gerekirdi. Yakalandığına göre iki ihtimal var. Birincisi yakalanmak istedi. Ama sonradan firar etmesi, kaçırılması bu ihtimali zayıflatıyor. İkincisi darbenin başarısız olma gibi bir ihtimali bulunmuyordu onlara göre. Onun için herhangi bir kaçış planı yapılmadı. Her halükarda 15 Temmuz'un birçok bilinmeyeni gibi bu da bilinmeyen ve anlaşılamayan bir muamma. Jandarma kimliğini tespit ediyor ama onun böylesi önemli bir adam olduğunu muhtemelen bilmiyor. 15 Temmuz'daki karmaşayı hatırlayın. Herkes üst üste gözaltına alındı. Bir koordinasyon yoktu. Savcılar el yordamıyla gidiyordu. Bu karmaşa da Adil Öksüz ve onu koruyanlara yaradı diye düşünüyorum. Ali İhsan Sarıkoca'yı kastediyorsunuz sanırım. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'le Antalya'dalardı. Ertesi gün Ankara'ya geliyorlar. Kendi anlatımına göre bir istihbaratçı ile görüşüyor. O istihbaratçı konum atıyor. Bir bakıyor gittiği yer jandarma karakolu. Kim olursa olsun elini kolunu sallayarak hele 15 Temmuz, 16 Temmuz gibi bir tarihte karakola girip şüphelilerle görüşebilir mi? Burada nedense sadece Adil Öksüz ilgisini çekiyor. İlahiyatçı olduğunu öğrenince ilgisini çektiğini söylüyor. Yine kendi ifadesiyle ona küfürler ediyor falan. Bence sadece Ali İhsan Sarıkoca değil, dönemin Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de bildiği her şeyi anlatmadı. Sizin bana sorduğunuz bu soruyu devletin de Sarıkoca'ya sorup gerçeğe ulaşması gerekmez miydi? Demin de vurguladığım gibi 15 Temmuz'dan sonra büyük bir hengame vardı. Adliyeler üst üste insanlarla doldu. Herkes yakaladığını bir yerlere götürdü. Adil Öksüz'ün yakalandığı yer itibariyle yakın olduğu için Sincan'a götürüldüğünü düşünüyorum. Özel bir muamele yapıldı mı, yapılmadı mı bilemiyorum ama gözaltındayken cep telefonunu kullanmasına, birilerini aramasına izin verildiğini biliyorum. Sebebi şu, bir an önce ifadelerin alınması için avukatlarını çağırmaları isteniyor. Gözaltındakiler ailelerine veya avukatlara nasıl ulaşacak? Adil Öksüz işte o zaman benim telefonlarımı getirip arasınlar diyor. Jandarma da getiriyor. En önce kendisi bir yerleri arıyor, sonra gözaltındaki diğerleri. İlginçtir, diğerlerinin kimleri aradığı tespit edildi ama Adil Öksüz'ün 2-3 görüşmeyi kiminle yaptığı tespit edilemedi. Normal arama değil, WhatsApp veya başka yoldan görüştü denildi, geçildi gidildi. Teknoloji bu denli gelişmiş, iddialara göre WhatsApp görüşmeleri bile izlenebiliyor. Ama Adil Öksüz'ün kimlerle nasıl görüştüğü bulunamıyor. Bence en kilit nokta burası. Adil Öksüz'ün o gün kimleri aradığı bulunsa çok şey çözülür. Tabii çözülmek isteniyorsa. Adil Öksüz nasıl serbest kalabildi? Ya karambolden kurtuldu ya da tereyağından kıl çeker gibi kurtarıldı. Başka ihtimal yok. O yüzden gözaltında yaptığı görüşmeler hayati önemde diyorum. Burada da iki ihtimal var. Ya bu denli önemli bir adam olduğu bilinmiyordu, başlangıçta çok da umursanmadı veya belirttiğiniz gibi yakalanmak istenmedi. Şu gerçeğin de altını çizmek gerekiyor. Yıl 2021 oldu. Hala devlette ne kadar FETÖ'cü olduğu anlatılıp
o hal uzatılıyor. Bir de o günleri düşünün, daha her yerdelerdi, etkili ve yetkili konumda idiler. Soruşturmaların bu denli karışmasının, içinden çıkılmaz hale gelmesinin bir sebebi de bu değil mi? Renklendiler, hedef saptırdılar, çuvalı büyüttüler. Diyeceğim, o kripto FETÖ'cüler herhalde Adil Öksüz'ün nedenle önemli bir isim olduğunu biliyorlardır. Haliyle de koruma, kollama, kaçırma görevini yerine getirmiş olabilirler. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Hanefi Avcı ise Adil Öksüz'ün salıverilmesini biraz devletin elinde yeterince bilgi olmamasına, biraz da 15 Temmuz'daki hengameden yararlanmasına bağlıyor. Avcı'ya göre devlet daha çok FETÖ'nün devlet kurumlarındaki isimlerine odaklandı ama örgütün asıl önemli kişileri olan sivil imamları anca soruşturma aşamasında fark etti. Aslında o gün bu arazide, yani hava kuvvetlerinin asıl merkezi olarak Mürtet Hava Üssü'nün yakınında yakalanan çok fazla insan vardı. Darbeyi yönetmek üzere o merkeze giren sivil imamlardan başlamak üzere görev almış birçok kişi vardı. Darbe başarısız olunca bunlar süratle üstten çıkıp orada uzaklaşmaya çalıştılar. Ancak o bölgede görev yapan halkın bilgi veren jandarma tarafından yakalandılar. Aslında yakalanan birden çok insan vardı. Diğer insanların da çok önemli konumları olmasına, o gün Mürtet üstünde darbe yönetecek olan sivil imamlar olabilmesine, sivil imamlar olmasına rağmen o gün durumlar anlaşılamadı. O kişiler tutuklandı, Adil Öksüz serbest bırakıldı ama tutuklanan kişilerin de gerçek manada cemaatinde rolleri, imam oldukları çok sonradan, hatta birkaç ay sonra anlaşıldı. Adil Öksüz'ün yurt dışına giriş çıkışları, havaalanı çekilen kameralar, fotoğraf görüntüleri bulunup onunla birlikte yurt dışına girip çıkan insanların kimlikleri tespit edilerek fotoğraflarla kimlikler uyuşturulup ondan sonra bu kişilerin cemaat imamı olduğu anlaşıldı. Yani o gün Adil ile beraber yakalanan diğer imamlar 4 ay 3 aya kadar kim oldukları veya örgütün önemli görev yaptıkları konusu tam da anlaşılamadı, tam da bilinemedi. Çünkü örgütün yönetim merkezi devlet tarafından çok da iyi bilinmiyordu. Onlar daha çok legalde, cemaatin legal kurumlarında görev yapmış, orada bulunan, cemaat adına konuşan, basın kamuoyunu tanıdığı insanları tanıyordu. Yeraltı grubunu, yeraltı teşkilatını, mahrem yapı denen gizli örgütleme konusunda devlette de, istihbaratta da çok yeterli bilgi yoktu aslına bakılırsa. 15 Temmuz günü tabii bütün emniyet ve savcılık birimlerine kargaşa vardı. Binlerce insan gözaltına alınıyordu. O gün daha çok da darbeye fiilen katışan kişilerin teslim alınması, darbeye karışıp kaçan insanlar varsa onların yakalanması, halen bilinmeyen noktada bir darbeci grup varsa onların tespit edilmesi, belirlenmesi konusu çok daha önemliydi. İkinci derecede birçok yerde yakalanmış insanların gözaltına alınması, bunların belli bir merkezde toplanması, sonra kimliklerinin tespiti, arşiv kayıtlarının araştırılması, sonra bunların sorgulanması. Tabii bu arada gözaltına alınması ve ifadelerin mahkemeye çıkarılması işlemler vardı. Binlerce insan olunca, binlerce insanı bir anda gözaltına alacak, hakkın işlemleri yapacak, soruşturma yapacak, mahkemeye savcılıklara çıkaracak bir sistem çok da mümkün değildi. Bundan dolayı çok bilinen kişiler hariç daha az bilinen, daha az şüpheli olan kişiler hemen bulundukları yerdeki mahkemelere çıkardılar. O gün birçok kişi tutuklanırken birçok kişi de serbest bırakıldı. Ne tutuklanan hakkında çok sağlam deliller ve çok sağlam kayıtlar vardı, ne de bırakılanlar hakkında. Ancak bulundukları duruma, konuma bakılarak haklarının işlem yapılıyordu. Böylesi büyük bir tutuklama, gözaltı olayında birçok şey bir anda yapılamıyordu zaten. Peki, Adil Öksüz salıverilmeseydi, kapsamlıca sorgulansaydı, bugün 15 Temmuz'a daha mı farklı bakardık? Hatta çok daha çok bilgiye sahip mi olurdu? İsterseniz Müyesser Yıldız ve Hanife Avcı'nın bu soruya verdikleri yanıtlardan önce devlete hatıra kalan o ünlü kol saatinin hikayesini hatırlayalım. Hem belki zihinlerimizde oluşan Adil Öksüz ne olduğu anlaşıldıktan sonra neden yakalanmadı sorusuna cevap olur. Adil Öksüz 21 dakika,
Evet, sadece 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak sırlarıyla birlikte kayıplara karıştı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Darbe girişimine ilişkin birçok konuyu aydınlatmasına yardımcı olma ihtimali bulunan dijital materyaller öksüze teslim edilmişti. Devletin elinde öksüze ait sadece kol saati ve kemeri kalmıştı. Adil Öksüz'e salıverilme tutanağını imzalatan polis memuru Öksüz'ün hemşerisiydi. Birbirlerinin cep telefonlarını bile aldılar. Aceleden olsa gerek Öksüz adliyeden çıkarken TSK logosu bulunan saatini ve kemerini almayı unutmuştu. Öksüz hemşerisi polisi aradı. Bu eşyalarını da istedi. Ancak polis memuru eşyalarını diğer şüphelilerin işlemlerini bitirdikten sonra verebileceğini söyledi. Polis memuru işlerini bitirdikten sonra Öksüz'ü aradı. Öksüz kendisine Sakarya'da olduğunu söyledi. Sonra ne Adil Öksüz saatini almaya geldi ne de saatin gönderilebileceği bir adresi bulunabildi. Anlayacağınız kol saati de devlete hatıra kaldı. Gelelim sorumuza. Adil Öksüz salıverilmeyip yargılansaydı ne olurdu? FETÖ davalarını elinde not defteri, İlk günkü gazetecilik heyecanı ile ilgisleyen Müesser Yıldız'a göre hiçbir şey olmazdı. Adil Öksüz bence yakalanıp tutuklansa hiçbir şey anlatmazdı. Şu ana kadar kim ne anlattı ki? Büyük bir suskunluk yasası var. Yıllardır hapisteler, belki ömür boyu yatacaklar. Ama hiçbir şey söylemiyorlar. Bunu bilemem elbette ama 15 Temmuz'la ilgili bilinmezler ve çelişkiler o denli fazla ki herkes aklına geleni söyleyip fikir yürütüyor. Düşünün, meclis bir rapor hazırlıyor ve bu bile yayınlanamıyor. 15 Temmuz bu ülkenin başına göz göre göre gelmiş, getirilmiş büyük bir felaket. Ve daha da gelecek felaketlerin habercisi bir olaydır. Bunu A'dan Z'ye ortaya çıkarması gereken ise devlettir. Ancak siz bunu bir felaket değil, Allah'ın lütfu sayarsanız her türlü komplo teorisiyle karşılaşırsınız. Hanefi Avcı'ya göre ise kaçan balık büyüktü. Avcı, hukukçu ve emniyetçi deneyimiyle Adil Öksüz'ün yapılamamış olan sorgusunu önemsiyor. Eğer Adil Öksüz serbest kalmasaydı veya hakkındaki bilgiler daha önce bilinse de yakalandığı zaman hemen sorguya alınsaydı çok önemli mesafe alınabilirdi. Çünkü darbenin içerisinde en önemli olay, darbeyi yöneten ve yönlendiren Türkiye'de bulunan en üst düzeydeki insan olduğu anlaşılıyor. Ayrıca bu kişi Gülen'le direkt irtibatı kuran, uzun süreden belli mahrem yapılanmış için görev almış bir kişiydi. Eğer bu kişi sorgulan bilse veya kendisi anlatsaydı, geçmiş dönemden belli ordu içerisindeki yapılanmayı, son dönem bütün darbe hazırlıklarını, darbeyle ilgili yapılan bütün toplantıları, darbenin planlanması, icra edilmesi konusunda cemaatin aldığı bütün kararları ve bütün işlemleri anlatacağı gibi o gecede darbe olurken Akıncı üstünde, Mürted üstünde darbe ile ilgili neler yaptıklarını, nerelere bilgi verdiklerini, nereden hangi bilgiler aldıkları konusunda çok önemli bilgi aktarabilirdi. Tabii bu bilgilerin en önemlisi bugün darbe ile Gülen arasında, evet bu iş sorusunda birçok kişi biliyor ama elde daha ciddi belge ve bilgi noktasında sorun var. Birinci elden ifade verebilecek birkaç kişinin en üst düzeyinde olan da Adil Öksüz'dü. Eğer Adil Öksüz bu olayı bir bütün halinde anlatsaydı bize direkt Gülen'den aldığı talimatları, ona darbenin hazırlık safhasında nasıl neler yaptığını, Gülen'de darbe ile ilgili hangi talimatları aldığını ve bunlar nasıl icra ettiğini, bunlarla ilgili kimleri nasıl koordine ettiği konusunda çok geniş bilgiler verme imkanı vardı. Çünkü darbenin en üst yöneticisi, uzun süreden belli de bu mahrem yapılanma denen silahlı kuvvetlerinin örgütlenmesi ve orada kişilerin cemaat doğrultusunda yenilenmesi, yetiştirilmesi, organize edilmesi konusunda görevliydi. Bugünkü bilgilerle bir dönem Deniz Kuvvetleri İmamı olduğu, Mustafa Özcan'ın Hava Kuvvetleri İmamı olarak görev yaparken Mustafa Özcan'ın yurt dışına çıkmasıyla birlikte arandığı için onun yerine kendisinin Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri İmamı olduğunu, bundan dolayı hem Hava Kuvvetleri, hem Deniz Kuvvetleri, hem darbenin hazırlık süreciyle irtibatlı olan bütün silahlı kuvvetleri mensupları hakkında çok geniş bilgi sahibi olacaktı. Aynı zamanda darbenin cemaat mensuplarıyla ilgili koordinesi,
onlara darbeye yardım etmek amacıyla görev almış, görevlendirmiş, ne kadar cemaat mensubu varsa hepsinin de görevler hakkında ciddi bilgiler verecekti. Bugün kopukluk olan, Gülen'den başlayan en altta darbeye karışan subay veya sivil imamlara kadar veya sivil cemaat görevlerine kadar aradaki bütün bir zinciri tamamlayacak, bütün bir zinciri anlamlı şekilde bütün adı anlatabilecek önemli bir kişiydi. Yakalmamış olması bu bilgilerin ciddi kaybına sebebiyet verdi. Adil Öksüz hengamede kurtuldu veya önce yargıdan sonra ülkeden kaçırıldı. Bunu çözecek bilgilere sahip değiliz. Ama bütün bu sürecin sonucunda kime ne olduğunu biliyoruz. Öksüz kayıplara karıştıktan sonra kamuoyu ve muhalefetin baskısıyla o jandarma karakolundaki asker ve polisler hakkında dava açıldı. 29 kişi yargılandı. Mahkeme, karakol komutanı ve Adil Öksüz'ün hemşerisi olan polise sadece 6 ay hapis cezası verdi. O gün koşullarını da düşünen mahkeme bu iki sanık için iyi hal indirim yapmayı da ihmal etmedi. Cezaları 5 aya düştü. Adil Öksüz'ün ismini üstlerine bildirmeyen Ankara İstihbarat Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu diğer görevliler ise beraat etti. Öksüz'ü serbest bırakan hakimler meslekten ihraç edildi. Öksüz'ün serbest kalma kararına yapılan itirazı reddeden hakimin sonradan FETÖ bağlantısı tespit edildiği için yargılandı ve ceza aldı. Öksüz'ün sorgulandığı Sincan Adliyesi'nin başsavcısı ise şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılındayız. Kimilerine göre sıradan, bize göre kara kutu olan Adil Öksüz'ün serbest kalması üzerindeki karanlık hala aydınlanmış değil. Hatta şimdi komple teorisi kokan bir soru var. Adil Öksüz MİT elemanı mıydı? Sormadan edemezdik. Belki Hanefi Avcı'nın anlatımıyla üzerinde düşünmeye ve konuşmaya bile değmeyecek temelsiz bir iddia. Ancak Müesser Yıldız'ın biraz da Sedat Peker şakasıyla karışık yanıtını not düşmeden de olmazdı. Çünkü önemliydi. Evet, Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğu da iddia edildi. Doğru mu değil mi biz bilemeyiz ki. Belki Sedat Peker biliyordur. Şaka bir yana, Öksüz'ün MİT elemanı olup olmadığını bilmem ama başka istihbarat örgütlerinin elemanı olduğu çok açık. Şu anda nerede? Almanya'da olduğu söyleniyor. Hatırlayın, Erdoğan sözde savcı Zekeriya Özüç'ün Merkel'e onu vermezseniz biz de size kimseyi vermeyiz dedi. Almanya özü vermedi ama Türkiye Merkel kim istiyorsa verdi. Dikkatinizi çekerim. Adil Öksüz için Almanya'ya böyle bir rest bile çekilmedi. Acaba neden? Nasılsa vermezler diye mi düşünülüyor? Yoksa Adil Öksüz'ün gelmesi istenmiyor mu? Farkında mısınız? Adı bile anılmıyor artık. Şöyle toparlayayım. 5 yıl geçti. Biz Türk milleti 15 Temmuz'da ne oldu ne olmadı hala anlamaya, öğrenmeye, bulmaya çalışıyoruz. Sanıyorum yabancı ülke yöneticileri ve istihbarat örgütleri 15 Temmuz gerçeklerini maalesef bizden çok daha iyi biliyor. Bunun anlamını ise sizlerin ve dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.